çay suyu koyayım. Oldu, şimdi azıcık bir çay demleyelim. Allah'ım bir uyumuşuz, bir uyumuşuz. Bugün günlerden pazartesi ve saat 11'i çeyrek geçiyor. Yusuf işe gitti dükkanları açmaya. Biz bugün aslında vergi dairesine gidecektik ama kayınpederim Antalya'da işleri vardı. O yüzden bizim arabayla gitti. Sanırım bir arayabilirsem, bilgiyi alabilirsem, hani taksilendirme olayına, vergi cezası ile ilgili söylüyorum. Belki telefonum halledebilir miyim bilmiyorum ama gerçi bence daireye gitmek lazım. Neyse, önemli değil. Evdeyim şimdilik. Hem yemeğimi yapacağım, hem evimle biraz ilgileneceğim. Dün ölene kadar deniz bir yeri aradık ya kızlar. Ondan sonra eve geldik. Dinlendik. Başka bir şey yapmadık. Dükkanı zaten açmamıştık. Bir tek vlogtu ama yapacak bir şey yok. Ne kadar yetiştiyse. Çayın altını açmayı unuttum. Eve de geldim, dediğim gibi dinlendik. Ufak tefek işte simit şeyler kalmıştı. Şimdi ben simit ısıtacağım kahvaltıya ki güzel güzel oluşumla yiyelim. Çay da demleyeceğim. Tezgahtaki bulaşıklarını falan makineye doldurmam lazım. Elimin altı bir açılsın. Aslında sucuğum yok ama kaşarlı tost mu yapsam tost makinesi çıkarmışken diye de düşünüyorum. Bakarız. Çöpler gene doldu. Şu şişeler bakar mısınız? Tezgahın üstünü görebiliyor musunuz bu arada? Bakın. Bu şişeler böyle olunca çok fazla şey çıkıyor. Çöp çıkıyor. Ama şunları doldurayım, dolaba koyayım da. Şimdi şöyle bir jelibon almış Yusuf. Diyorum ki bugün lahana vardı, lahana sarması yapayım ama pirincim yok. Bulgurum var da bulgurdan da olur mu? Hiçbir fikrim yok. Dün mantımız falan vardı ya, onlar geldi. Şöyle bir toparlayayım burayı. Elimin altı bir açılsın. Daha odalara geçmedim bile. Sadece makineleri, çamaşırım var. Ben böyle erken kalktım. Saat 6'da uyanmıştım. Sonra dün de bütün gün yatış pozisyonu alınca insanın vücudu dinleniyor. Erken uyanıyorsun. Sonra kalktım. Çamaşır makinesini çalıştırdım. Orada şimdi çamaşırlarım var. Oradan sonra da geri uyumuşum. Belgeseli açtım. Belgeselin sesiyle uyumuşum. Bir baktım saat 10.30 Yusuf şeye gidiyor. Dükkana gidiyor. Onun sesine uyandım. Oğluşum uyandı. El yüz yıkandı. Hemen mutfağa geçtim. Başka da bir iş yapmadım ama sabahleyin banyomu temizledim ama. Klozetimi, lavabomu falan, havlularımı değiştirdim. Banyo temizliğim yapılmıştır. Anlayacağınız. Bunlar sırf ama kovasıyla atması lazım arasında. Neyse, çöp işi sonra ya. Şimdi çöp işi çıkarmayayım da. Bakar mı diye de korkmuyor değilim ha. Evet. Bugün 40 derece hava. Hava durumuna baktım. Yarın 39, bugün 40. 40 yani, bilmiyorum. Biz yağmur yağdı, bizler biraz hava serinletti diye serindik ama. Şimdi ekmeğim var mı? Ekmek var. Şey yapacağım. Kaşarlı tost yapayım. Böyle mayonezli, ketçaplı. Bir de simitleri ısıtayım. Bir de çay daha ne olsun, zaten alışverişe gidilecek yani, bunu ne kadar da söylüyorum. Bunlar dolaba. Ben şimdi kızlar şununla çay demledi, su kaynattım ki çayı demlemeye alttaki suyu beklemeyeyim. Şimdi
lazım. Çayımızı demledik. Şöyle demin hızlı alsın ki. Toz falan çabuk olur şimdi. Makineyi çıkarayım, toz makinesi. Aslında bir yanımda borş çorbası istiyorum böyle. Bol salçalı, acılı böyle çorba istiyor canım. İşte bu lahanadan acaba diyorum. Borş mu yapsam lahana çorbası. Yani daha doğrusu lahana çorbası değil, sebze çorbası. İşte benim ucumak gene açık kalmış, kurumuş. Benim aslında en dikkat ettiğim şey de işte. Benim beyler böyle. Bak üzüldüm ya. Neyse. Şu ucu çok şey olmuş, sertleşmiş. Aslında böyle çok sert kurumuş ekmeklerin dışını şöyle bir tık ıslatıyorsunuz. Çok güzel oluyor. Ben hemen yapacağım çünkü yoksa çok çok kuru olur. Yine yağ da süreceğim de dışına. Çünkü neden? Çünkü yakınlarımızda market olmadığı için taze ekmek şansımız yok. İkisini sığar mı? Sığmaz. Şöyle bir önce bunu bir kıtır kıtır olsun. Difrizdeydi bu kaşarım. Kaşarları böyle yapıyorum demiştim ya, hani difrize atıyorum poşete böyle diye. Mayonez, ketçap, üstüne tereyağı yeter. Burada ısınırken şunları doğrayayım. Çok büyük değil, küçük bir tabak yapacağım. Çünkü Yusuf gelmeyecek kahvaltıya. Biz Aras'la iki kişiyiz. Aras zaten hani hiç işi bile olmaz böyle sebzeyle ilgili. Keşke olsa da. Ama ben böyle soluk sucanı çektim. Şöyle şu kadar yeter ya. O da hepsini yiyemem bile yani. Çayımın altı kaynadı. Kısalım, o güzel bir demlensin. Aras da içer çay çünkü tostla. Böyle ince ince yapıp üzerine tuz yapacağım. Ve acı biber yiyeceğim sabah sabah. Tabii ne kadarını yiyebilirim bilmiyorum. Ama hem metabolizmanız için çok faydalı. Hızlandırıyor yani. Şimdi bilmiyorum ya. Sanki hastalıklara karşı koruyor. Ne zaman böyle kötü hissetsem, taylut falan içmeye başlasam acı bir yana iyi geliyor. Neyse şu kadarını doğrayayım. Hangi kadarını yersen. Pirincime de şöyle bir göz gezdirdim. Pirincim yok, bulgurum var. Bulgurdan da şey olmaz herhalde değil mi kızlar? Dolma, yaprak, şey, lahana sarması. Ne düşünüyorsunuz? Tamam. Hoppa. Kalkın siz de kendinize güzel bir kahvaltı hazırlayın. Sonra vlogun devamını izleyin. Bugün biraz ev temizlemeli olacak. Topadan biraz havalandıracağız. Bak dışına kadar yumuşacık oldu ya. Islattım ya. Hiç gerek bile kalmadı aslında şeye. Tereyağı. Ben tereyağı şey için istiyordum. Adını siz söyleyin. Dışını yumuşatsın. Çok kuru olmasın diye ama siz ekmeği ıslatınca yumuşacık oldu. Şimdi iki tane şöyle tabağa çıkaralım. Bir de ne yapacağım? Şurada simitler var ya. Bak şu tezgahı ne zaman hemen elinizin altını toparlarsanız hızlı çalışırsınız. Elim bıçağın ucuna geri, gördünüz mü? Hayal ediyorum. Yusuf
varıyor. Gördünüz mü bıçak nasıl fırladı, ayağıma düşüyordu. Kocacığım arıyor. Müşterisi gitmiş. Kahvaltıya geliyorum dedi. Dedim hemen bir ekmek kap gel. Çünkü bu tost anca, bu ekmeklerden anca bize kadar çıktı. Dedim kaşarlı tost yaparız. Aslında kaşarlı tosta salça çok yakışır. Aras kuzunu ki tamam. Görüyor musunuz siz bu arada yaptığım işlemi? Ha, şöyle yapayım. Bir de simitleri ısıtacağım. Su da getirsin, ekmeği hemen onunkinde yaparım. O da salçalı sevmez. O da mayonez ketçaplı yer. Aslında ben salçalı severim de. Şimdi bende domates salçası kalmadı. Biber salçam var. Bu da biraz acı. O yüzden sabah sabah acı niyetine şeyi çıkardık ya. Şimdi biberi doğradım ya. Simitleri de kıtır kıtır oluyor. Tost makinesini deneyin kızlar. Çok güzel oluyor. Yerleştiremedik. Yumuşak oldu. Bayat ekmeği de değerlendirdik. Kuşum. Neşkom diyenin ağzını yiyeyim ben size. Tostun hazır bebeği. Çayını da koyayım da. Çay gerçi tam demin almadı ama. Ha canım. Geçen bir izleyicim demiş ki Nigar'cığım çok derli toplusun. Çok seviyorum evdeki hallerini diye. Kızlar elinizde hemen toparlarsanız, biriktirmezseniz. Hani böyle vloglarda oluyor ya. Bir haftalık ev temizlemiyorlar. Bugün saçımı ördüm bu arada. Arkadan da şöyle topladım. Örgü yapıyorum artık. Bu kısa saç örgü yapmak daha kolayıma gidiyor. Ve temizlik videosu çeken kanallar oluyor ya YouTube'da. Onlar bir hafta hiçbir şey temizlemiyorlar, ellemiyorlar. Sonra bir anda video çekmek için temizliğe girişiyorlar. Ben hayatta yapamam. Bak dün ben mesela çok evimle ilgilenemedim. Şu kadar bulaşık birikti. O bile beni rahatsız ediyor. Düşünün. Bilmiyorum yani. Günlük rutini yapacaksınız. Evet, dip köşe her zaman yapamazsınız. Çalışıyorsunuz, işiniz gücünüz oluyor falan ama. Ben o şekilde düzeni koruyorum. Ve ne kadar az eşya o kadar çok huzur. Emin olabilirsiniz buna. Çok biriktirmeyi sevmiyorum eşyayı. Salonda da gerektiği kadar mobilya, yatak odasında da. Çocuk odası biraz benim karışık da. Onu da bir şekilde halledilir. Şimdi çayları dökelim. Son halini de size göstereyim. Tostumun masumu. Aşkım gel, çay koyuyorum sana. Şekerli çay. Yanına ne içeceksin tostu? Tamam, sen bilirsin. O zaman ben çayımı kendim içeyim. Sabah çayı içeyim. Aşkım, beraber baş başa mı gideceğiz? Beraber baş başa değil aşkım, baba da geliyor. Babamla gelsin, babamla da yer. Ama soğur tostun. Soğur soğur. Ayşe, ben zaten sıcak yiyemiyorum. Tamam balım, tamam canım. Tamam kuşum. Şeker meker stok yapmam da Yusuf gene arıyor. Ne oldu acaba? Şöyle bunları da koydum, bunları da ısıtıyorum. Aras kuzu çay istemedi. O yüzden ben de tamam dedim, kendime koydum. Size afiyet olsun. Sonra da hemen size göstereceğim. Böyle darman durman her yer. Çöpler birikti. Aras çöpleri atacak kahvaltıdan sonra. Bir de banyomda şeyim var. Çamaşırlarım asılacak. Neyse, hadi önce karnımızı doyuralım, enerjimizi toplayalım. Soğuk suyumuzu da eksik etmiyorum. Bak gene boğazım ağrıyor diyorum gene. Neyse, güzel bir vlog açacağım kendime. Ve kahvaltımı yapacağım. Hadi gel aşkım. Kahvaltılar yapıldı. Bir kahve içer miyim? İçerim. Rivale'ydi galiba. Rivale mi? İsmi. Azerbaycan'dan gelen izleyicimin. İsmini kaydettim aslında da. Bak unuttum. Hakkını helal etsin. Açıyorum onun kahvesini. Hediye getirdiği kahveyi. Oh. Mis mis mis. Ne güzel kokuyor. Ben de bir tane Türk kahvesi yapacağım. Kahvaltıdan sonra hiç kimse kahve keyfimi elleşemez valla. Sofrayı toparladık. Zaten sofrada bir şey yoktu. Yani herkes tabağını kaldırdıktan sonra Aras'a da öğrettim onu. Tabağıyla bardağın arkasından toplamasını öğrettim. Bir tek masayı silmiyor. O da olacak herhalde. Zamanlı bir. İkincisi de şey yapmıyor. Adını siz söyleyin. Bulaşıklarını makineye koymaya getirip böyle tezgaha koyuyor. O da bir şey desenize. Aman dedim, sular mı kesik? Şu şeyimin, görüyor musunuz aralarını? Derzleri nasıl çıkmış?
Oraya derz yapmak lazım. Aras Çöpler seni bekliyor. Aras. Hadi mamoşka. Benim mamoşka. Ama iki kere söz verdin. Boynum tutulmuş benim. Ben bu gece gene Aras'ın odasında uyudum biliyor musunuz kızlar? Vallahi billahi. Çünkü neden diye sorun. Çünkü klima vurmuyor oraya. Çok rahat uyuyorum. Hiç gece uykum bölünmüyor. Sabah kaslarım ağrıyor. Uyanmıyorum. Sadece boynum tutulmuş. Ay şeyi döküyordum kas suyu. Şekeri çok mu döktüm? Dur hemen karıştırmam lazım ki. Dün gece Aras'ın odasında uyudum. Aras da kalkmış benimle uyuyamıyor ya, alışık değil yani böyle. Yorgan bahane ediyor. Yok bilmem neyi bahane ediyor. Yalan, halbuki ben onu erkenden uyuttuğum için yanımda onu yatınca. Benden kaçmak için babasının yanına gitmiş benim yerimde yatmak ya. Bir de onun hoşuna gidiyor serin serin böyle klima üstüne vurunca. Ama kızdım ben de sabah. Dedim kendi odanda yat. O diyor ki sen de niye o zaman benim yatağımda yatıyorsun? Ben hem soğuktan kaçıyorum hem de oluşumda böyle. Aslında ben Aras'ın yanına böyle zaman geçirmek, uzanalım biraz sohbet edelim ana ol. Sonra yatağıma geçerim diye gidiyorum. Ama uyuyorum ya, uyuyakalıyorum. Tabii Yusuf da bu duruma bozulmuyor değil ama yapacak bir şey yok. Ondan yanadır da iki gündür böyle kaslarım rahat. Şey yapmıyorum, ağrımıyor. Aras Çöpler seni bekliyor bebeğim. Biliyorsun ki ben bundan vazgeçmem. 100 kere de olsa söylerim. Tamamsa hadi kalk o zaman. Ay çiçeğim. Uy benim çiçeğim. Saçları uzamış da. Lokum yer misin mama? İstemez misin lokum? Tamam hadi bakalım. Kovamızı güzelce silkele getir annem. İçini ben yıkarım. Aras bugün dışarısı 40 dereceymiş. Ne yapayım doğru? Çocuk da haklı. O ne yapsın? 40 dereceyse o ne yapsın? Yani. Kapıyı niye kapatmıyorsun çocuğum? İçerin serinliği içeride kalsın. Kayınpederim daha çıkmamış. Ya da gitti geldi mi acaba anahtarı? Çünkü Yusuf bırakmıştı sabah. Bence daha gitmedi. Tüh. Keşke ben de bilseydim. Erkenden Yusuf beni şeye götürürdü. Vergi dairesine, o yüzden iptal ettim. Kayınpederim bugün araba lazım diye. Diyordum ya Allah, stresliyim, kafam böyle şey gibi. Şu vergi olayını bir halletseydim. Çok yüksek gelmiş çünkü, yani ödeyebileceğim, şu anda ödeyebileceğim rakam değil. Feride de diyor ki uzatırsan daha da faiz biniyor üstüne, %4 katlanıyor diyor. Her taraftan böyle gerçekten üst üste her şey geldi ya. Babaannesiyle sohbet ediyor oluşum. Ama sorun yok, sorun yok. Kendi kendim, ana dolabı da açık bırakmışım. Kendi kendimizi ne yapıyoruz? Motive ediyoruz. Allah sağlığımızdan sağlığımıza zeval vermesin ki çalışma gücü olduğu sürece çalışırız. Azar azar da olsa borcumuz, harcımız, taksitimiz, neyse faturamız neyse öderiz. Sorun yok. Yeter ki çalışalım. Dükkana gideceğim tabii bugün biraz. Bir tık daha erken mi gitsem? Şimdi halam da gelmiş Beldibin'e. Bursa'daki halam ve Beldibin'deki kızındaymış. İkisine de ses attım ama daha dönmediler. Dedim ne zaman müsaitseniz ben bir gelip halamı görmek istiyorum. Hem de kuzenlerimi falan görürüm. Bakalım eğer bugün, ya Yusuf da diyor ki otobüse falan gitme, ben seni arabayla götürürüm, bir gün daha sabret diyor. Kapının önünde araba var diyor, niye diyor otobüste gideceksin. Bugün ben de hani araba kayınpederimde olacağı için dedim ki otobüse belki Aras'la giderim diye, ama benimki de biraz saçma. Yani doğru söylüyor adam, kapının önünde araban var, niye otobüste sürüneceksin diyor bu sıcakta. Bugün de 40 derece. Dur bakalım ya, onunla ilgili bu hafta belki bir program yapacağım, halamı gidip bir görmek istiyorum. Ondan sonra böyle işte. Bak benim beyler keyif yapar da. Benim beyler keyif yapar da. Etrafımız eksik mi olur? Çekirdekle, tabakla, kaşıkla. Çok dağınık biliyorum ya. Hiç sevmediğim bir şey ortam ama halledeceğiz, toparlayacağız beraber. Bir tane küçük bir şey almak istedim sadece. Lokum için. Bak ısırmış, şunu bırakmışlar. Hangisi yaptıysa onu. Bak görüyor musunuz? Benim şu çok hoşuma gitti. Güllü üstü. Dolaptan çıkınca biraz sert oluyor ama dışarıda da bekletemem. Karınca falan talar diye korkuyorum. Bunu da izleyicim getirmişti. Vlogda kaçıranlar için. Kahveyle lokum. Oyanamay boynum. Boynuma bir krem yapmam lazım. Şimdi ben düşünüyorum bugün bir cacık yapayım. Ondan sonra borş çorbası yapayım. Pesto soslu makarna istedi Aras. Bu şeyi difrizden çıkardım. Onu komple
tüketelim. Teşekkür ederim. Neden? Hayır hayır, açma klimayı. Benim boynum tutulmuş, açma klimayı. Ya sen bu evin... Yanıyorum. Evet, aferin. Yanıyorum. Aferin. Niye yanıyorsun? Şuradan adı 20 tane adım attın altı. Ara, sen iyice tembelleştin ha. Dışarısı çok sıcak. Diyorum ki gel yürüyüşe gidelim, denize gidelim, spor yapalım. Evden çıkmak istemiyor. Çok rahat. Bir kalk hele, boyun ne kadar uzamış gösterelim. Oy. Oy benim çiçeğim, hayatımın anlamı. Bir tanecik aşkım. Teşekkür ederim anneciğim. Çöpünü, sorumluluğunu yerine getirip çöpünü boşa, bu nereden düştü? Yerine getirdiğin Anneme için. Selam verdim. Babaannene aşkım, iyi yaptın. Tabii ki selam vereceksin annem. Çöpünü sordun mu babaanne, çöpün var mı atayım mı diye? Senin koluna kadar gelmişim. Sen bakayım. Koluna kadar gelmiş. Hayır, boğazımın altına kadar. Oy oy. Uy cücüğüm. Uy cücüğüm, saçların uzamış. Sen dün 4 sayfanı yapmış mıydın? Ya. Bugün 8 sayfa yapacağım. Bugün 8 sayfa yapacağız. Ondan önceki gün yaptım onu. Ne yapalım? Aa, o babanın araba yıkama jetonu. Onu götürecek miyiz? Koy. Şunlar. Anneciğim, klimayı niye açıyorsun çocuğum? İçerisi serin, güzel. Sadece suları için, şişeleri geri doldurmayın, tamam çocuğum? Neden? Hiç öyle söylüyorum işte. Anladın sen. Sen zeki bir çocuksun, anlarsın. Güzelce köpürt de silemin beni. Ben şimdi kalkacağım annem. Şöyle biraz bir kahve keyfisi yapayım. Masayı bile silmemişiz şeyden sonra. Kahvaltıdan sonra. Masayı sildim ki rahat rahat oturayım ama kahve çok sıcak. Biraz ilk şeyini atsın. Ben de sizinle birazcık sohbet edeyim. Bayılıyorum böyle vlog çekerken kahvesini alıp hem kahvesinden yudumlayıp sohbet ediyorlar ya. Şey, kanal sahipleri, bayılıyorum. Şimdi kafamda hemen programlar. Günün planını değerlendirmeye çalışıyorum ama sizi böyle şeyden koydum ama bakayım böyle daha mı dik olur, şöyle daha iyi olacak. Kısa saçımı, o kadar hala yorumlar geliyor ki çok güzel olmuş, çok güzel olmuş diye. Ya ben gerçekten aslında geçen sene de bu kısa saçını kullanımının ne kadar rahat olduğunu fark etmiştim de. İşte gelin gıdığıma bakın. Alttan şey olunca oluyor. Gıdık çıkıyor. Neyse. Gelin görün ki İşte insan uzuna alışık olunca alıştığının dışına da biraz çıkmak takdir edersiniz ki insana şey geliyor birazcık. Aras biraz sesini kıs, kameranın yönü şey, ses alıcısı orada, bir sürü ses vuruyor bu taraf. Tamam anne, hiç konuşuyor gene aynı şey. Klimayı çalıştırdı bak. Şimdiki gençlikten, şimdiki nesilden hiçbir şey olmaz. Gitti çöpe attı geldi. O esnada çok yanmış, pişmiş, ölmüş de, sıcakmış da klima açtı. Şimdiki çocuklar çok şanslı, biliyor musunuz? Vallahi başta da benim oğlum olmak üzere. Ben böyle Yusuf'a bunu söyleyince Yusuf bana kızıyor, diyor ki ne için çalışıyoruz diyor. Diyorum ki vallahi hiç de arası, tamam bir gelecek sunmak herkes ister, ben de istiyorum. Yani başını sokacak bir eve Allah'a şükür biz yarın öbür gün göçüp gittikten sonra var mı var. Ondan gerisi de birazcık kendi de çabalasın. Yani yeme içme, sadece çocuğun için her şeyi, hani var ya böyle çok sürekli ailesi şımartıp da bütün altına araba çeken, paralı kolejlere gönderen, marka sürekli her şeyi alan. Ben hiç öyle bir kadın olmadım. Olacağımı da zannetmiyorum. Bilmiyorum. Gene büyük konuşmayayım da. Yani biraz orta seviye psikolojisinde büyüsün istiyorum. Biz de zaten çok yüksek seviyelerde bir aile değiliz. Gelirimiz belli, giderimiz belli, hayat standartlarımız belli. Gene binlerce kez şükürler olsun Rabbime. Biliyorsunuz işte kanalın ilk gününden beri yanımda olanlar, baştan beri beni izleyenler, ilk günden beri izleyenler biliyor ki biz sırt sırta verip yani kocamla hep çalışarak bir şeyleri yaptık. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Şimdi ben de istiyorum ki Aras da biraz hayatı öğrensin yani, ama o kuralı koyamıyorum. Mesela bu yaz çok istedim babasını orada biraz yardım etsin, hani şey yapsın, biraz öğrensin, girsin çıksın. Valla şanslılar mı artık, şanssızlar mı orasını bilemem. Bizlere en azından ailelerimiz birazcık savaşmayı, ayakta kalmayı, bir şeyleri öğretmiş değil mi? Mesela Yusuf'un şimdi erkek olarak her iş elinden gelir. Her iş ya, boyasından tutun da duvar örmesine kadar. Tamam, profesyonel bir duvar ustası gibi öremez. İnce sıvasını çekemez ama kalın sıva çeker. Yani kayınpederim bildi. Su işimiz oldu, bize sucu gelmez, tamirci gelmez. Klimayı gördünüz zaten, kendi klimasını da kendi yaptı. Uğraştı en azından. Benim klimamı o yaptı. Maşallah gene diyeyim de gözle toplamayayım şimdi kocamın becerisiyle ilgili. Genel olarak yani ne demek istediğimi anladınız. Şimdi ben mesela annemden hamur işi öğrendim. Yemek yapmayı öğrendim. Kayınvalidemden bir sürü şey öğrendim.
yarın öbür gün aç kalır mıyım? Kalmam. Bir un olsun, tuz olsun, su olsun bir şey yoğurur gene pişirirsin. Bir emeğe getirirsin. Var öyle beceriksiz. Vallahi benim yaşımdaki genç kesim kadınların yani var öyle beceriksizi de bir yumurta kırmasını bilemeyenler var yani kızlar. Şimdi herkes zannediyor ki şey mi? Öyle bir şey yok. Bize de ki her şey altın tepside sunulmadı. Gene ki Allah razı olsun. Bizim çok destekleri oldu. Ailelerimizin hala oluyor bazı konularda ama totele baktığın zaman biz de hep kocamla savaşa savaşa bir şeyleri riski ede ede, borca gire gire, destekleye destekleye bir şeylere geldik Allah'a şükür. Daha da inşallah geliriz, borçlarımız biter de daha da iyi oluruz. Bilmiyorum. Ha, çocuğumun geleceğiyle ilgili bir kaygım yok ama okumasını isterim. Çünkü vücut olarak da kendini yormayı sevmiyor ama belli de olmaz. İlerleyen zamanda belki büyür, daha değişir, daha şey olur. Bilemeyiz yani. Bundan 5 yıl sonrası için bir şey konuşamam ama şimdiki genelde böyle gidişata bakıyorum da gençler çalışmak istemiyorlar, iş seçiyorlar. Şimdi Yusuf'un oraya gelen işli çocuklardan da az çok anlıyorum. Zorlarına gidiyor. 8 saat çalışıyorsunuz bir de yani. Evet, bazıları turizmde çok zor şartlarda çalışıyor. Bu ayrı bir şey de. Genel yani eski toprak insanlara baktıklarında ben şimdi mesela bugün bir belgesel izledim. Makedonya'da genelde tütün yetiştiriciliği yapılırmış. Ve aile tütün yetiştiriyor, çocukları fabrikaya vermiş. 22 yaşlarında bir oğlu var, 20 yaşında bir oğlu var. Ve orada kesinlikle kız verirken Makedonya'da 20 tane altın, yuvarlak altın ve bir de bir şey daha şart koşuyorlarmış. Kesinlikle başka türlü evlenemezmişsiniz. Kız falan kaçırmayı unutun yani. Aile çalışıyor, altınını yapıyor. Oğlan da aynı zamanda aileye destek oluyor. Şimdiki nesil yani, daha yeni program belgesel. Ben çok bir de belgesel izlemeye sardım bu aralar. İyi geliyor bana. Onlar anlatıyorlar, biz çok zor şartlarda bu hallere geldik. Çocuklarımıza bir şeyler vermeye bırakmaya çalıştık. Hayat gitgide zorlaşıyor derken, evet teknoloji de hayatımıza girdi. Bayağı da bir şeyler zorlaştı, o konuda haklısınız ama haklıyız. Ama baktığınız zaman aslında bir o kadar da kolaylaştı. Yani teknolojiyle beraber bulaşık makinesi. Şimdi mesela Diana'yı açacağım. Diana süpürecek, robot süpürge değil mi? Yani misal sıcakta klimayı açtım. Böyle böyle kahve, bak. Kahveyi makineye attın, hemen kaynattı, verdi eline. Aslında şanslılar yani şimdiki nesil. Daha da şanslı olacaklar çünkü teknoloji daha neler neler getirecek. Annem diyor ki, kızım vallahi biz gene iyi zamanımızı geçirdik, bir şeyler ektik, biktik, emek harcadık da bundan sonraki Allah sizin yardımcınız olsun. Robotlar her şeyi diyor, yönetecek diyor. Annemin de öyle bir şeyi var. Panik atak diyorum ben de, yapma böyle şeyler, düşünme diyorum kendi yüzüne de söylüyorum. Şaka bir yana, eskiden işte köy yerlerinde insanlar sadece toprak yetiştirip de işte çobanlık yapan mı dersin, bilmem ne mi dersin. Şimdiki zamane çocukları Aras çobanlıkta ne bilir, ne anlar misal değil mi baktığın zaman. İşte zaman geçiyor, değişiyor, hayat değişiyor. Bu bir tek Türkiye için, ben hiçbir zaman genelleme yapmıyorum. Bir de geçen böyle gene hayatın zorlaştığı ile ilgili yani gidişat açısından, zamlar açısından falan konuşmuşum. Bir izleyicim yazmış ki, dünyanın her yerinde hayat gerçekten zor. Doğru doğru. Yani asla genelleme yapmıyorum Türkiye'ye ait ya da Antalya'ya ait diye ama bir vlog daha izliyorum Adana'da. Mesela pazar alışverişine çıktı bayan. 10 lira karpuz, 10 lira nektari, 25 lira taze fasulye. Ne aldı başka? Kabak, salatalık, domates, bunlar zaten 5 lira, 3 lira. Biz burada 3 liraya sakız alamıyoruz. Yani yaşadığınız şehirlerde de farklar var yani şey açısından. Alım gücü mü desem, buradakiler turizmde daha alım güçleri mi var desem, yok. Herkes çok zor şartlarda çalışıyor turizmde bana göre. 13-14 saat çok uzun bir saat. Bak mesela Yusuf saat 10'da gitti. 2 saat oradan, akşam müşterisine göre 11. 13 saat en azı, 13 saat. Bazen müşterisi oluyor 9'da gidiyor. Bazen müşterisi oluyor 12'de geliyor. 13-14 15 saate uzuyor. Yani turizmde çalışmak, çalıştırmak, işçi olmak da zor. Ama 8 saat otelde çalışıp da öyle bir sistem var. Ama biz mesela kendi işletmemiz olduğu için bizim saatlerimiz zor. Tamam, ben hani ev hanımıyım. Evde de çocuğumla ilgileniyorum, işimi yapıyorum, vlog çekiyorum. Ben kendi lüksüm. Geç gidebiliyorum. Ama bazı mesleklerde bak, annem mesela sabah 11'de başlar, akşam saat 12'ye kadar. O da kendi işinin mesela ustalığını yapıyor falan filan. Ha, ne diyordum? İzleyicim demiş ki dünyada öyle. Gerçekten öyle. Yani ben
şey yapmıyorum ama bazı şehirler, bazı ülkeler kıyaslandığı zaman da bir tık bazı artıları var, bazılarının eksileri var. İşte yani değişik bir beyin bir dalgası yaptık sizinle, şöyle bir beyin fırtınası yaptık. Kitap almaya gitmek çok istiyorum. Bunu ne kadardır söylüyorum. Bir de şey, annem bana geçen diyor ki, sen de diyor kitaba çok daldın mı, dalıyorsun diyor. Etrafında diyor her şeyi böyle kapatıyorsun kendini. Ve ne yapıyorum mesela? Annemle çay içip kahve içeceğim, o saati kitaba ayırıyorum. Bu sefer ne oluyor? Annem biraz yalnız kalınca, ben ortamdan uzaklaşınca diyor ki bu sefer çok dalıyorsun kitaba. O da haklı bazen ama ben de seviyorum bunu. Kendime bir yatırım gibi görüyorum. Kitap okumak benim ufkumu açıyor. Hatta bazen annem şey diyor, seni çok fazla zekileştiriyor. Fazla şey oluyorsun. Fazla kıvrak, hazır cevap oluyorsun. Ya anneler de iyi ki var. Vallahi anneler de olmasa bizim arkamızı kim toplayacak acaba? Bak hala kocaman o yaşımıza geldik. Benim anam yani elinden geldiği kadar. Her iki çocuğuna da çok fedakardır. Her anne öyle gerçi de. Neyse, konudan konuya, konudan konuya. Kahvemi de içemedim. Hadi sohbet, kahveli bir sohbet yapalım dedim. Onu da yapamadık. Daha sıcakmış. Ben bu vlogu kapatayım. Emoş'u arayacağım. Bayağıdır konuşamadık. Bakayım ne yapıyor, ne ediyor. Bundan sonra da işime başlarım. İşe de beraber yaparız. Yemek yapacağız. Bugün lezzetli şeyler olacak. Saat 12'de o zaman görüşürüz.